sırada magazin dünyasında olay yaratan bir aşk ve bir ayrılık haberi var. İkinci baharını yaşayan Özcan Deniz, 22 yaş küçük sevgilisi Buse Narcı ile ilişkisini olaylı bir biçimde noktalarken, Yeşil Sağlar'ın yıldızı Caner Erkin aşk bombasını patlattı ve oyuncu Şükran Ovalı'ya ilanı aşk etti. İstersen adını bir aşk, bir ayrılık. Hayatın tam ortasından hayatın en gerçeği aşk ve ayrılık bu çiftleri buldu. Caner Erkin ve Şükran Ovalı yeni bir aşka yelken açtı. Özcan Deniz kendisinden 22 yaş küçük sevgilisinden öyle sözlerle ayrıldı ki... Geçer, geçer, daha öncekiler gibi bu da geçer. Caner Erkin'e 2016 yılı birçok gelişme, birçok değişim getirdi. Caner Erkin, 2016 yılının hemen başında eşi Asena Atalay'la ayrıldı. Ardından Fenerbahçe'den İtalya'ya, Inter'e transfer oldu. Caner Erkin koca bir yılın ilk yarısına bir boşanma, bir transfer sığdırdı ancak bununla da yetinmedi. Adı sık sık anılmaya başladığı Şükran Ovalı'yla da aşk yaşamaya başladı ünlü futbolcu. Hem Caner Erkin hem de Şükran Ovalı böyle bir durum olmadığını, arkadaş olduklarını açıklamıştı. Ancak İtalya'dan İstanbul'a gelen Caner Erkin, Bebek'te Şükran Ovalı'yla işte böyle görüntülendi. Aşklarını artık gizlememe kararı aldıkları işte bu görüntüden net bir şekilde anlaşılmıştı. Zaten kısa bir süre sonra da Şükran Ovalı'nın paylaştığı fotoğrafın altında Caner Erkin'in mesajı her şeyi açıklamaya yetti de arttı bile. Caner, sevgilisinin fotoğrafının altına hem kalp hem de tek taş emojisi koyarak aşkını ilan etti. Aşkım benim, meleğim, söyle sensiz neylerim? Daha sonra Instagram'da birlikte yanak yana fotoğraflarını paylaştı çift. İlişkilerini saklamayan çifti ilk kutlayan da Demet Akalın oldu. Demet Akalın Şükran Ovalı'yı "Sen mutlu ol da gerisi yalan, güzel zeytin gözlüm. Geldiğin her yere güzellik getiren iyi kalpli kızım, daim olsun mutluluğun" mesajını gönderirken Ovalı da bu mesaja "Demom seni çok seviyorum, çok güzel kalbini dünya görsün, sağ ol aşkım" yanıtını verdi. Aşkım aşkım, canım aşkım, benim aşkım, neredesin sen? Aşk güzel, aşk insanın ayaklarını yerden keser. Aşk insanı mutlu eder ancak aşk bittiğinde resmen can yakar, acıtır en derinden. Acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Özcan Deniz kendisinden tam 22 yaş küçük sevgilisiyle hayatının adeta ikinci baharını yaşıyordu. Buse Narcı isminde genç bir oyuncuyla aşk yaşamaya başlamıştı Özcan Deniz. Ateş olmayan yerden duman tütmez derler ya büyüklerimiz. Çok haklı yine büyüklerimiz. Özcan Deniz ve Buse Narcı birkaç ay süren ilişkilerinde sona geldi. Bu son mutsuz son oldu ne yazık ki. Sensiz dağlar kırık, yuvam yıkık yapamam. İsimde sosyal medyadan paylaştıklarıyla artık dost bile kalamadıklarının işaretini sözleriyle, mesajlarıyla, iğneli laflarıyla işte böyle verdi. Özcan Deniz, olmayacak insanlarla olmayacak hayaller kurduğum için en çok da kendimden af diliyorum derken, Buse Narcı, bazı insanlar kişiliklerinin eksik yanlarıyla yüzleşmek yerine eksikliklerini başkalarının masumiyetine dil uzatarak kapatmayı ve sağır vicdanlarına karşı dürüst olmaktansa ağır kusurlarını yükleyecek bir günah keçisi bulmayı tercih ederler dedi. Sevdanın rengini bulmadım, bulamıyorum. Az önce demiştik ya, aşk güzel, aşk insanın ayaklarını yerden keser, aşk insanı mutlu eder ancak aşk bittiğinde resmen can yakar, acıtır en derinden diye. İşte aşk böyle bir şey. Bir yanda mutlu bir çift aşkın en masum halini yaşıyorken, diğer yanda aşkı tüketen bir çift. Geçer, geçer, daha öncekiler gibi bu da geçer.